Of 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 of. Ne oldu bana ya? Ne oldu oğlum? Anne benim her yerim tutulmuş ya. Yel girmiştir canım ya. Yel, yeldir yani. Ah, anneciğim kusura bakmazsan ya. Ben hiç oturmadan direkt yukarı çıkıp yatsam. Aa, oğlum bunun kusura bakması mı olur? Tabii ki yat git. Yarın iş güç var. Sağ ol anne ya. Ya ben yatmadan önce hani sen şu reiki miydi? Reiki yapıyordun ya. Bir enerji göndersen de öyle gitsem. Olur, olur. Olur gel ya. Geç kızım sen şöyle. Tamam şuraya. Hadi otur oğlum sen bir yap. Nasıl? Ay, inanılmaz ya. İnanılmaz etkili ellerim var anne ya. Vallahi kendime geldim anne. Oldu mu? İyi. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Böyle bir enerji doldum. Sabaha kadar oturabilirim valla. Yok canım uyu canım sen yani. Olur mu ya? Ne kadar güzel bir gündü. Ne kadar güzel bir bebek değil mi Eda? Maşallah. Oğlum şu lamba mı parlıyor? Bir baksana ona sen bir. Bak bak. Ki? Oh. Bak yine bir uyku bastırdı bana ya anne. E normaldir, normaldir. Hadi git sen yat. Of öyle bir çöktük ki vallahi burada yatacağım ha. Yok yok ben yukarı çıkayım Enize. Ay kusura bakmayın ya. Vallahi kusura bakmayın. Olur mu öyle şey? Hadi iyi uykular. Allah rahatlık versin. Kızım okul var ha. Sen de hadi yatağa. Tamam baba zaten benim de uykum gelmişti. Hadi bakalım. Anneciğim ben lambaya yarın bakarım tamam. Tamam oğlum tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Periliçe ile Pakize'ye bakayım da neredeler? Şimdi buradaki ve içerideki bütün kopyalarını yok edeceğim. Bir daha onlarla hiç buluşamayacaksın. Ayrıca sihir güçlerini elinden alacağım için de bir daha kopyanı yaratamayacaksın. Ah, hatırlatırım Periliçe'm. Siz beni yakaladığınız zaman bir sürü kopyam ortalıktan kaybolmuştu. Onlar ben nerede olursam olayım beni bulurlar ve kurtarırlar. Eğer onları ben bulmazsam, ki burası Periliçe'nin şatosu. Öyle bir koruma yaparım ki buraya hiçbir kopyan giremez. Siz şimdi hemen buradan yok oluyorsunuz. Hepinize güle güle. Bol şanslar Pakizeler. Baba. 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 Bunun kalkacağı yok. Sabah uyandığında kendisine odasına kendi çıkmış gibi hatırlasın. Bırak şunu izlemeyi artık. Halini bir görsen deli gibi. Ama tabii sihirli güçleri elinden alındı ya, sesini duyamıyorum. Kim bilir içinden ne sövüyordur. Dudu Peri, özel bir durum olmadıkça kimseyi sihirli aynalarımızdan izlemiyoruz. Hatırlatırım. E tamam, merakıma yenildim. Kapatıyorum. Sihirli geceler. Sihirli geceler. Periliçe'den gene fırçayı yedin değil mi? Ay bu özel hayata saygı yasası çıkardılar. Saçma sapan bir şey. Ama torunuma ve kızıma bakmama ilişmiyor. Hadi iyi geceler. Sana da iyi geceler. Aa, niye çıkmadı bu hala? Belki de izin günüdür. Olur mu canım? O hafta sonu da çalışıyor. Çıksa da gitsem. Sen de gelecek misin? Dudu, ben gece rahat uyuyamadım. Biraz istirahat etmek istiyorum. Ben sana seslenirim, beni öyle alırsın. İyi, nasıl istersen. Çık artık be, çık adam! Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Kızımı öpmem lazım. Ay bir de utanmadan çocuğu öpmeye gidiyor. Uyandıracaksın kızı.
Yahu sen ne karışıyorsun? Bırak uyandırırsa uyandırsın. O onun çocuğu. Sus be sen de. Ah canım benim. Aşkım, tatlım, bir tanem, uğurum. Şansımsın sen benim, biliyor musun? Heh, uyandırdı. Git artık, git. Allah'ım, kafandakini de yerim senin. Ver bakayım parmağını, tut bakayım parmağımı, tut bakayım. Of, 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 ne kuvvetli ellermiş bu böyle. Ah benim kızı büyüyecek, kocaman olacak. Sütünü mamasını yiyip büyüyecek değil mi kızım benim? Ay gidemedi adam ya, çıldıracağım ya. Git. Değil mi güzelim benim? Yerim ben seni. Dur bakayım şu başlığı da düzeltelim. Ha? Sen şimdi uyuyacaksın değil mi? Uyuyacaksın, güzel güzel rüyalar göreceksin. Ama hatırlayacak mısın? Genelde hatırlanmaz rüyalar, çok az hatırlanır. Benim bir tanem siz. Hadi uyu bakayım şimdi. Uyu bakayım biz. Canım. Öptüm öptüm melekler gibi canım benim. Evet. Çok geç kaldım ya. Çok geç kaldım. Beni öpmeyecek misin? Ah canım benim. Ha bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden beni arayabilirsin, tamam mı? Tamam hadi, canım. Ne güle. Anne sen burada ne arıyorsun? Şimdi geldim. Sadık gitsin de öyle geleyim diye sihirli aynadan bakıyordum. Anne, ne zorun var senin benim kocamla anlamıyorum. Ayol zorun morum yok. Sadece böyle şapşallıklar yaptığı zaman sinir oluyorum. Çenemi de tutamıyorum. Huzursuzluk falan da çıkmasın diye o gitsin de öyle geleyim dedim. Torunum nerede? Odasında uyuyor. Yok efendim, kesin uyumuyordur. Bu gene bir şapşallıklar yapmıştır, uyandırmıştır çocuğu. Sen onun işe gidip akşam eve gelebildiğine dua et. Hadi gel çocuğu alalım. Ah anne, yani ne diyeyim sana bilmiyorum ki. Demir. Ay kapıyı sihirle açarmış da anneannesinin kucağına sihirle gelirmiş. Hadi bir daha yap, çok hoşuma gitti. Anne. Kızma anneciğim. Anneanne bak yine yapıyorum. Ayol ben onu oynatacağım ama o beni oynatıyor. Yerim ben seni. Ay anne. Yani bir peri bebeğin başına gelebilecek en kötü şey senin gibi bir anneannesi olması. Aa, niyeymiş o? Ya çünkü ben ona hangi sihri yapıp hangi sihri yapmaması gerektiğini öğretmeye çalışırken sen her şeyine izin veriyorsun. Canım burada bizden başka biri mi var? Bir fani mi var? Peri periye bize eğleniyoruz işte. Değil mi? Eda'cığım, güzel kızım sen anneanneni dinleme, tamam mı? Ben seni yatağından alırım. Aa canım benim, oldu mu? Sen sadece anneyi dinle. Peki anneciğim. Niye alıyorsun şimdi çocuğu kucağında? Emzireceğim çocuğumu. Tamam anneciğim, tamam acıktık tamam biliyorum. Hı? Gel bakalım. Ay. Annenin sihirli sütünden iç ki bol bol sihir gücün olsun. O çocukken emmedi, o yüzden böyle oldu. Hep dozunda yerinde sihirler yapıyor. Hiç öyle acayip macayip bir sihir yaptığını görmedim. Ay iyi ki fazla emmemişim yani. Düşünsene bir tane daha senden. Ay Periliçe ne yapardı o zaman, çok merak ediyorum anne. Ayol emzirdin, gazını da çıkardın. Ver şu çocuğu bana. Ay anne ne kadar sabırsızsın. Ayol insanda sabır mı kalır? Şunun güzelliğine baksana. Bir an olsun yanımdan ayırmak istemiyorum.
Gel anneannesine sen bakalım. Belli zaten. Ay. Onun için bir an bile bizi yalnız bırakmıyorsun. Aa, fena mı oluyor Betüş? Ay anneciğim. Ya bir şey soracağım, alınma ama. Yani sen niye her gün buradasın? Eskiden babamı bırakamazdın. Bir sürü başka işlerin olurdu. Ne bileyim ben, peri kütüphanelerine giderdin, gezerdin oralarda buralarda. Şimdi her gün her dakika buradasın. Pakize yok, Perihan yok. Yani tehlike arz edecek bir durum yok. Baban da biraz istirahat edeyim dedi. Ben de bıraktım. Demek tehlike arz ediyorum. Anneanne, Pakize hala tam kapının yanında. Ne? Bir daha peri sesiyle konuşursam ne olayım? Pakize demişti. Bu küçük periye dikkat et demişti. Demek ki önce onu sihirliyorum. Çünkü olacakları öngörmesin, beni de göremesin. Zamanı geri alayım ve olacakları seyredeyim. Zaman ben peri sesiyle konuşmadan önceki ana geri aksın. Anneciğim, ya bir şey soracağım, alınma ama. Yani sen niye her gün buradasın? Eskiden babamı bırakamazdın. Bir sürü başka işlerin olurdu. Ne bileyim ben, peri kütüphanelerine giderdin, gezerdin oralarda buralarda. Şimdi her gün her dakika buradasın. Pakize yok, Perihan yok. Yani tehlike arz edecek bir durum yok. Baban da biraz istirahat edeyim dedi. Ben de bıraktım. Sen kafeye gitmiyor musun? Gideceğim, gideceğim de o zaman sen Eda ile yalnız kalacaksın. Ben yokken çocuğuma olur olmaz sihirler öğretip onu yoldan çıkarırsın diye korkuyorum. Aşk olsun, biz onunla sihirli oyunlar oynarız o kadar. Hadi sen annene güven de git kafeye gel. Hadi. Eda'cığım, güzel kızım. Annen şimdi 1-2 saatliğine kafeye gidiyor, tamam mı? Sen anneanneyle kalacaksın. Ama bu anneanne sana çılgın sihirler öğretmeye kalkarsa onları yapmadan evvel düşün. İyi bir sihir mi yoksa kötü bir sihir mi olduğuna karar ver, sonra yap, tamam mı güzel kızım? Al bakalım. Ay onu daha bebek. İyi kötü bilir mi canım? Anne bilmez olur mu? Eda nasıl bir bebek peri? Kain peri söylemişti. O olacakları önceden bilen, görünmezleri gören bir peri bebek anne. Bana güvenebilirsin anneciğim. Tamam. Sana güveneyim. Ama zaten sizi sürekli tılsımlı koruyandan izliyor olacağım. Ben hemen gidip geleceğim ona göre. Tamam güzel kızım. Oh annesinin canı. Hoşça kalın, gidiyorum ben. Güle güle annesi. Aa, bir kere de gidemedi. Gitti geldi sonra tekrar gitti. Evet ben de gördüm. Aklı sıra bizi kontrol edecek. Sen merak etme anneanneciğim. Ben sana hiç öyle kötü şeyler falan öğretmeyeceğim. Anneannesinin güzeli. Tatlısı. Anneannesinin güzeliymiş o. Tatlısıymış o. Bir tanesiymiş o. Oy oy güzel torunum benim. Canım torunum benim. Eda, Pakize Hala'nın nerede olduğunu görebiliyor musun kızım? Ay sana da merhaba Betüş. Anne şu anda kapris yapmaya hiç vaktimiz yok. Kızım görebiliyor musun? Perliçe'nin şatosunda değil mi? Hayır. Ne? Kaçmış mı? Evet kaçmış. Üstelik kopyalarından biri Betüş kılığına girerek onu oradan kaçırmış. Kızım görebiliyor musun? Nerede? Hayır, beni yine sihirlemişler. Ne? Alo. Evet canım, geldik biz, annendeyiz. Hah rahatladım ya. Eda iyi mi peki? İyi iyi, mışıl mışıl uyuyor canım. Hiç merak etme. Tamam, onu benim için öp tamam mı? Anneme de çok selam söyle. Yavuz da selam söylüyor. Tamam canım, sen de Yavuz'a selam söyle. Annem de sana selam söylüyor Sadık'cığım. Çok öpüyoruz seni. Hoşça kal. Tamam canım, hadi görüşürüz. Ayol, ne oldu bu kocana? Günde 15-20 sefer arıyor. Anneciğim, yeni bebeğimiz var. Eda küçücük, onu merak ediyor adamcağız. Ne yapsın? Yani ona da mı karışıyorsun? Onu bırak da sen buraya gelmeden evvel neler oldu biliyor musun? Ne oldu? Dedesinin güzeli, kuzusu, aşkım, ruhum. Ah insan olsam da seni kucaklasam, öpsem, koklasam.
Ucuz atlatmışsın. Ne olmuş, ne olmuş? Aman sen de bir şeyden geri kalma. Sonra anlatırım. O kadar da mühim bir şeye dönüşmemiş. E damat şapşal tabii. Ne desen inandırırsın. Şapşal deme damadıma. Bu dünya harikasında onun da payı var. Dudu, bu prensese pembe bir elbise çok yakışır. Emekli maaşımdan çek de al. Olur mu? Ayol, banka kuyruklarına girip 2 saat emekli maaşını çekmekle uğraşacağım ha? Al sana, kırmızı bebek elbisesi. Nasıl? Çabuk yok et onu. Ben dedesi olarak kendim almak istiyorum. Pekala, o eşsiz sihirli gücünü bankada sırada en öne geçmek için de kullanabilirsin. Anneciğim, ne olur adamın istediği gibi yapsan. Bak, 40 yılın başı bir şey rica etti babam senden. E aman iyi. Ay tabii, babası fani olunca bu da uyuyor. Ay bir uyansa da şunu mıncıklasak. Aa, dur, ben bunu sihirle uyandırayım. Anneciğim hayır, lütfen böyle bir şey yapmayın. Bak kendiniz de söylüyorsunuz, babası bir fani. Benim kızımın sağlıklı büyümesi için bol bol uykuya ihtiyacı var. Güzel güzel uyusun. Betüş'cüm, annen sen doğunca da dayanamayıp seni sihirle uyandırıyordu. O yüzden böyle zayıf kaldın. Ay fena mı yapmışım? Dal gibi benim kızım, dal. Baksana şu güzelliğe. Öyle sihirle falan zayıflamaya hiç ihtiyacı olmadı. Anneciğim hadi, benim artık kafeye gitmem lazım. Aa, lafa bak. Öğleden sonra çocuklar kafeye gelecekler. Sen kendini kopyalayıp da mı geleceksin? Nasıl ve neden bir an önce dönmek istiyorsun? Anneciğim, Eda burada ya, onun için onu merak ederim ben. Ayol, ben onun anneannesi değil miyim? Her gün ona bakmıyor muyum ben? Tamam anne, bakıyorsun da sen ona bakarken ben de yanında oluyorum ya hep. Kızım sen merak etme, ben buradayım. Annen uyanınca ona olur olmaz şeyler öğretmez. Ben buna müsaade etmem. Zaten sana güvendiğim için Eda'yı buraya bırakıyorum babacığım. Gözün hep üstlerinde olsun, tamam mı? Aa, bak 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 şunlara sen. Aysellere, Nurtenlere, Aytenlere mecbur kalırsınız ona göre. Anneciğim alın, tamam. Hadi ben gittim, hoşça kalın. Ayol ona kalsa çocuk kendi kendine öğrenene kadar hiç sihir öğretmeyecek. Ama ben torunlarıma önceden öğretiyorum ki hayata hazırlansınlar. Sen ne öğrettiğine dikkat et de ne öğretirsen öğret. Adı üstünde bebek, çocuk bu. Şaka olsun, oyun olsun diye başka bir şekilde kullanır sonra al başına derdi. Ay Peri'nin kocası. Karışmayın benim işime. Ben ne yapacağımı iyi bilirim. Anne. Benim güzel torunum ne güzel de uyuyormuş. Anneannesinin güzeliymiş. Anne. Ay dayanamadı. 2 dakikada bir seslenip kızını soracak. Ne var Betüş'cüğüm? Kızın çok iyi, merak etme. Sağlığı da yerinde. Onun için seslenmedim anneciğim. Bunu buraya sen mi yolladın? Hani babam üzülmesin ama yine de ben giydireyim falan diye. Ay yok ettim onu ben, gökyüzüne yolladım. Ne ara geldi oraya o? Bilemiyorum ama gelmiş. Neyse, benim şimdi kafeyi düzenlemem lazım. Bununla sonra ilgileneceğim, tamam mı? Tamam. Bunun altından da bir iş çıkacak ama dur bakalım. Pakize hala. Ne? Sen ne ara uyandın? Şimdi uyandım. Gözüm kapalıyken gördüm. Pakize hala yaptı. Ne? Burada mı peki şimdi? Eda, sana sordum. Nerede? Yoksa burada mı? Hayır, şimdi yine göremiyorum. Periliçe beni düzeltiyor, Pakize hala yine sihirli güçlerimi kapatıyor. Allah'ım, bu ne uslanmaz, akıllanmaz, rahat durmaz Pakize'ymiş. Good morning Taci. Good morning olsun. Ben dönene kadar torunumla iyi ilgilen. Hay hay. Ay benim güzel torunum.
canım torunum. Ay ay ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ne oldu? Bilmiyorum ne olduğunu, anlayamadım. Sanki birisi geldi buraya beni gıdıkladı. Kim gıdıkladı beni acaba? Biri gıdıkladı ama. Perileceğim. Betüş Peri ve Dudu Peri sihirli aynalarını kullandılar. Bilginize. Dudu Peri. Dudu Peri. Efendim Perileci. Biraz şatoma gelir misiniz lütfen? Gelemiyorum, rüzgar var. Hortum var, bir şey var, kasırga var. Bu ne ya? Oh. Bu Pakize'nin işi. Ama ona nasıl ulaşabiliriz? Ben de bunu anlamıyorum. Siz koskoca periliçesiniz. Nasıl bulamıyorsunuz? Dudu sen de gördün. Bana nasıl etkili sihirler yaptı? Buna cüret etmesi başka bir şey, başarabilmesi başka bir şey. Bizim kontrolümüz dışında yaşadığı yüzyıllarda öyle etkili sihirler öğrenmiş ki onları ben bile bilmiyorum. Ne? Yoksa kötü güçlerle çalışmış olabilir mi demek istiyorsunuz? Bu sonsuz bir evren. Evrenin içinde evren, evrenin içinde evren var. Ben sonsuzluğa hakim değilim. Ben sadece bu alanda görevliyim. Onun geldiği yerde ne var, ne yok? Bilemiyorum. Bütününü sadece Tanrı bilir. E ne yapacağız peki? Yaptığı her şeyi göz mü yumacağız? Her an, her dakika Pakize'nin nefesi sırtımızda diye paranoyak olduk. Lütfen biraz sakin ol. Ben gücümün ve bilgimin yettiği son noktaya kadar onu aramaya devam ediyorum zaten. İyi o zaman, bir şeyler yapsanız iyi olur. Yoksa bu kadın başımıza bir sürü felaketler açacak. Ben seni tahammül edilmez bilirdim ama Pakize senden bin beter çıktı. Tek bir işe yaradı. Sen uysallaştın. He, uysallaştım öyle mi? Ben gerektiği yerde, gerektiği zaman, gerektiği kadar sihir yaptım. Tamam, eğrileri doğruları sonra konuşuruz. Bir şey olursa bana haber ver, yeni bir şey. Hemen bana bildir. Ben zaten sürekli izlemedeyim. Aman, aman, aman dikkat et. Dikkat et, yavaş salla. Hadi düşüreceksin ama böyle sallanmaz ki. Bir şey olmaz. Nasıl olmaz yahu, bunun yarısı fani. Ayol, kahin peri söyledi. O özel bir çocuk, ona hiçbir şey olmaz. Değil mi Eda'cığım? Evet, ben özel bir çocuğum. Çok eğlenceli.
Aman da aman. Uyanmış mı benim torunum? Evet. Acıktın mı? Evet. Annen sütünü pompalayıp bırakmıştı. Hadi iç bakalım. Ay Durdu, sen deli misin? Bu hızla minnacık bebek sallanırken ağzına süt verilir mi? Boğacaksın çocuğu. O kadar da değil herhalde. Aferin kopyacığım. Ben de burada olsam onu aynı şekilde eğlendirirdim. Hadi şimdi git. Gerekince gelirsin. Ay başıma gelenler. Betüş ne dese haklı. Daha kırkı çıkmamış bebeği salıncağa bindiren başka bir varlık var mıdır acaba? Kedi bile yavrusuna bunu yapmaz. Ayol, kahin peri söyledi. O özel bir çocuk. Ben de kulaklarımla duydum. Tamam, kulaklarınla duydun. Bebek de özel olmasına özel. Ama bak, Pakize'nin sihri onu da tutuyor. Bu çocuk o kadar korunuyorsa nasıl tutuyor o sihir? Hadi söyle bakalım. Ay Taci, sen var ya sen. Bazen öyle büyük laflar ediyorsun ki. Yani benim elimdeki bütün ampulleri aydınlatıyorsun. Benim yine çıkmam lazım. Ben gelene kadar torunum sana emanet. Hoppala. Hadi nereye gitti şimdi bu? Ha, kayboldu gitti. Kain Peri ile görüşmeye geldim. Danışacağım bir şey var. Ben Dudu Peri. Kendisi müsait midir? Biraz bekleyin. Geldiğinizi haber vereyim. Peki. Peri geldiler. Sizi görmek istiyorlar. Görebilir. Haber veriyorum. Buradaki yabancı kim? Nereye gidersen git, ben seni bulurum. Dudu Peri, Kain Peri müsait. Sizi bekliyor. Buyurun gelin. Beni huzurunuza kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Betüş'ün annesiyim. Doğurduğu özel çocuğun anneannesi. Dudu Peri. Biliyorum. Lütfen oturun. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ama size çok önemli bir sorum var. Torunum Eda, geleceği ve görünmezleri görebilen bir çocuk olarak doğdu. Üstelik dediğinize göre de sonsuz hayatı boyunca korunacaktı. Bir kuzenim var, Pakize. Siyah kıvırcık saçlı, yılan gözlü. Sihirlerini sahtekarlık için kullanan. İkizler Burcu. Görmediğiniz halde nasıl bilebiliyorsunuz? Bir duyunu kaybedersen, diğer bütün duyuların daha güçlenir. Kuzenin Pakize az önce buradaydı. Ondan uzak durmayın. Onunla yakın olun. Anlamadım. Gençliğinizde küsmüşsünüz. Doğru mu? Size bazı haksızlıklar yapmış. Doğru mu? Fakat siz onunla küsünce çok yalnız kalmış. Sevgi göremediğinde her türlü kötülüğe gözü kapalı cesaret edebilir.
Çünkü sevgisizlik öfke doğurur. Ama bütün hayatımızı alt üst ediyor. Siz ona yakın durun diyorsunuz. Bu nasıl mümkün olur? İnsanoğlunun güzel bir sözü vardır. Dede erik çalmış, torununun dişi kamaşmış derler. Vaktiyle onu o kadar incitmişsiniz ki yalnız kaldığı onca yüzyıl öğrendiği kötü sihirler sizin torununuza da tesir ediyor. Onun belli etmese de sevdiği, hayran olduğu, o yüzden her şeyini taklit ettiği kuzeni olarak ona sevgi vermeniz lazım. Aksi takdirde hayatlarınızı cehenneme çevirmeye devam edecek. Peki Onur durduracak bir şey yapamaz mısınız? O Pirliçe'nin ve başka üst mertebedekilerin görevi. Ben sadece olanları ve geleceği sezerim. Bu Pakize Peri'nin tam 100 kopyası var. Hepsi bir yerlere saklanmışlar. Kendisi bir sihirle kendini korumaya almış. Bu alandan çıktığı andan beri izini arıyorum. Sadece bir okyanus dalgası sesi ve bir ada görüyorum. Okyanus ve ada. Sanırım bu Periliçe için yeterli olabilir. Periliçe torunuma her defasında sihirlerini geri veriyor. Ama en ihtiyacımız olduğu zaman da Pakize onu sihirliyor. Şu sözü unutma. Dede erik çalmış, torununun dişi kamaşmış. Pakize Peri ile barış yap. Onu olduğu gibi kabul et. Sev. En azından torunun için. Peki. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Evren seni ve sizleri korusun.